Araf suresi 16 ve 17'de diyor ki şeytan, madem öyle beni azdırdığından dolayı, bak Allah'ı şu suçluyor, haşa. Haşa, evet. Halbuki kendi haşa. Azgınlığı, değil mi? Evet. Beni evet. Azdırdığından dolayı. Zaten karaktersiz, cibriyetsiz. Evet. Değil mi? İnşallah hocam. Cibriyet derken ahlaksızlığını kastediyor. Evet. Yani. Cibriyet anlamında değil tabi. Madem öyle beni azdırdığından dolayı diyor, haşa. İnsanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Nasıl? Bakın pusu kurup, kahpelik var ya, kahpe olduğu için pusu kurar. Nerede oturuyor? Doğru yol üstünde. Bu ne demektir? Kur'an'a tabi olanlar. Mesela Peygamber Efendimiz'in talebelerini durdurmak. Veyahut Mehdi'nin talebelerini durdurmak. Bak, senin mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Yani Kur'an ahlakına karşı, Kur'an'a karşı bir mücadele vereceğim. Ama bunun anlamı mücadele edenlerin de yolunu durduracağım anlamında bu ifadeye bak. Çünkü dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Oturmaya meraklı ya münafıklar. Evet hocam. Orada da oturuyor. Ayakta değil. İnşallah. Nereye bulsa oturur mu ona? Evet hocam. İnşallah. Bak sonra diyor, muhakkak diyor, yani kendi kafasına göre, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. İnternetle yaklaşır, haber göndererek yaklaşır. Bu başka türlü olur. Ama mutlaka bir yolla bağlantı kurmaya çalışacağım diyor. Bağlantı kurarım diyor. Bak diyor ki, muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Başarılmaya çalışacak kendince. Evet hocam, inşallah. Yapar. Ona karşı da mümin çok uyanık olacak. Yani münafığın, şeytanın nerede ortaya çıkacağı belli olmaz. Hiç tahmin etmediğin yerde karşına çıkabilir. İnşallah. Kur'an buna dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. İnşallah.